Bir kapkaççı doktor İlknur Su Erdem'in cep telefonunu çaldı ve sonra da yoldan geçen minibüsü atladı. Kırmızı ışığa yakalanınca işler karıştı. Haykırışıma, telefonum çalındı, yardım edin bana diye herkes benimle beraber koşmaya başladı. 400-500 metre kadar koştum. Kızım veren için... Valla şikayetçi olma benden. Çalınan bunlar... telefonla mı çektiniz? Evet, aldığımda çektim. Sinsice yaklaştı, telefonunu çaldı, kaçtı. Ama sert kayaya çarptığını dakikalar sonra anladı. Onu beni takip ettiğinin hiç farkında değildim. Sonradan telefonumun alındığını hissettim. Doktor İlknur Su Erdem peşinden koşarak telefonunu o kapkaççıya bırakmadı. O anda kızımın bana ulaşamayacağını, oradaki tüm anılarımızı düşünerek bir güç geldi ve durmadım, pes etmedim. Doktor İlknur Su Erdem hastaneden çıktı ve bir yürüyüş yaptı. Hava almak için çevrede dolaşıyordu. Hastaneye doğru dönerken arkasından bir kapkaççı onu adım adım takip etmeye başladı. Telefonumun alındığını hissettim ve orada birisi bana dedi ki koş, peşinden koş, yakalayabilirsin dedi. Minibüse binen adam kırmızı ışığa yakalanınca indi. O kaçarken Erdem de peşindeydi. Minibüse biniyor ama minibüs duruyor. Kapkaççı cep telefonu çaldıktan sonra İlknur Su Erdem onun peşinden koştu. Ancak yakalayamayacağını anladığı an aklına 2 yaşındaki kızı Beren geldi. Çünkü cep telefonunda onun anıları vardı ve bu ona güç verdi. Vatandaşlar beni gördü. O ağlayışımı işte yakalayın ne olur çocuğumdan ulaşamayacak dediğimi duydukları anda koşmaya başladılar. Sadece 500 metre sonra Zeytinburnu polisinin de yardımıyla hırsız yakalandı. Erdem hemen telefonunu alıp kayda başladı. Valla şikayetçi olma benden, rica ediyorum seni. Ben ona şunu söyledim. Aynı şey senin eşinin başına gelseydi sen ne yapardın dedim. Abla biliyorum çok büyük bir hata yaptım. Lütfen beni affet. Onlarca sabıkası bulunan zanlı tutuklandı.